Şöyle hafif bir makyaj yaptım, hatta çektim. Aa, ruj sürmeyi unutmuşum. Bu arada sürdüğüm rujları çok soruyorsunuz. Onları size göstereceğim. Fondöten falan sürmedim günlük. Yani dışarı çıkmadıkça bir şey sürmemeye çalışıyorum. Hiçbir şey yok. Gözümün altında da bir şey yok. Asya uyandı. Ona süt verdim. O onu biraz tok tutar. Süt içtikten sonra da kahvaltı hazırlamıyorum. Çünkü yani güzel yemiyor. Biraz beklesin. Kahvaltı hazırlayacağım. Artık güne başlayacağız. Değil mi? Değil mi aşkım? Yatan odasına geldim çünkü Asya salonda çizgi film izliyor, ses olmasın diye. Asya'nın odasına geldim. İki video öncesinde galiba markete giderken dudağıma bir ruj sürmüştüm. Onu sormuşsunuz. Sevgili Şifa Çakır sormuş. Ve ben sadece kalp koymuşum. Sorduğu rujun ismini vermemişim. Cevap vermemişim yani. Sebebi şöyle oluyor. Yani sorularınıza eğer yanıt veremiyorsam o anda ya onu cevaplayamıyorum, yani kalkıp bakamıyorum, ya dışarıdayım ya başka bir şey. Ya da yazamıyorum, bilmiyorum. Kalp koyuyorum. Unutuyor olabilirim tekrardan ama o anda yanıtlayabileceğim sorularınıza mutlaka yanıt veriyorum. Kalp koymaya çalışıyorum, yani bütün yorumlarınızı okuyorum. Son videomda biraz sitem etmiş genelde kalp koyuyorsun diye, ama ya hani videomda cevaplayacağım bir soru oluyor ya da o anda cevaplayamayacağım bir şey oluyor yani. O yüzden kusura bakmayın. O videomda da dudağımda klinik çabistikler, klinik çabistiklerden bu ruj var. Numarası da 10 Bonful Blush adlı bir. Şöyle ruj, bunu da Asya halletti biraz. Renk bu. Ve şunu sürdüğüm zaman da çok soruyorsunuz. Bu Rimmel London'ın 110 blush rengi. Şimdi bunu da süreceğim. Bunu da çok soruyorsunuz. Şöyle sileyim. Bu biraz kalın yapılı. Yaza biraz uygun değil gibi sanki. Çok sık kullanmasam da bunu da arada sürüyorum. Bu da böyle bir renk. Ben genelde böyle renkleri seviyorum. Bu arada hemen kurumuyor tabii ki. Çok mat olmadı ama. Bu da bu şekilde. Böyle biraz dudağı dolgun gösteriyor. Hatta bunu sürdüğüm zaman dudağına bir şey mi yaptırdın diye sormuştu biri. Dudağıma bir şey yaptırmadım. Bıçak mı nerede? Dur vereyim. Aslı senin konuşmanı çok istiyorlarmış. Seni konuşturmamı istiyorlar. Biraz konuşur musun lütfen? O şeftali. Al bakalım, kes bakalım. Evet, tahta. Kes bakalım. Aferin kızıma. Sonra ben de yiyebilir miyim yaptığın yemekten? Evet. Isıracağım ama seni ben. Ben de yiyebilir miyim? Neden olmaz? Hep ayı ile ilgileniyorsun. Hiç anne ile ilgilenmiyorsun. Evet anneciğim.
yaptık Asya. Maşallah çok güzel yedi. Ama ben pek bir şey yemedim. Tabağımdakilerin çoğunu yemedim. Sadece krabın üstüne biraz Nutella sürdüm. Onu yedim. Ama kızım çok güzel yedi. Ama onu ağzına sokma aşkım. Çorba, evet. Bugün ne yapalım? Bugün bir planımız yok. Evdeyiz. Sadece biraz Asya'yı dışarı çıkarıp gezdirebilirim. Bisikletiyle biraz D vitamini alırız. Ne dersin? Çorba, evet. Sana çorba yapayım ben o zaman. Öğlen. Ama onu ağzına sokmazsan çok güzel olur. Bir de Asya uyuyunca kapılarımı silmeyi düşünüyorum. Kapılarımı silerim. Dün rutin temizliğini yapmıştım. Bu arada geçen videoda biri şey yazmış. Soruyu tam hatırlamıyorum ama işte cam kapı, işte dolap içleri böyle ağır şeylerin altını silmeyi falan nasıl bir düzenle yapıyorsun diye sormuş. Açıkçası bir düzeni yok. Mesela bugün kapılarımın silinmesi gerektiğini düşünüyorum ve kapılarımı sileceğim. Dün rutin temizliğimi yapmıştım. Bugün kapılarımı silerim. Yarın gene rutin temizliğimi yaparım. Silerim, süpürürüm, toz alırım. Sonra ertesi gün camlarımı silerim. Öyle yani hani bir günde böyle evi kaldıramıyorum açıkçası hani. Asya doğmadan önce bir günde böyle çoğu işimi yapabiliyordum ama şimdi yapamıyorum. Bence böyle daha iyi oluyor hem. Bilmiyorum hani böyle hani büyük bir temizliğe girişeyim deyince insan bir strese giriyor. Ve böyle günlere bölünce daha temiz iş yapıldığını düşünüyorum. Al yapıştır. Gel buraya yapıştır, gel buraya. Buraya aşkım. Tut. Tamam, şimdi başka bir tane daha fil var galiba orada. Fili al anneciğim. Fil nerede? Evet, tamam, çıkaralım onu. Bu çıkar. Peki şey nerede Asya? Zürafa. Zürafa nerede? Evet. Tamam, tamam zürafayı yapıştıralım. Al sen yapıştır. Bak buraya, buraya. Çok güzel oldu. Tamam. Bu neymiş peki? Evet, Asya kuşu uyuttum. Şimdi kapılarımı silmeye başlıyorum. Şöyle bir kavanın içinde sıcak su var. İçine biraz pronto koyacağım. 2 kapak kadar. Ve çok az da çamaşır suyu koyacağım. Ben genelde böyle siliyorum. Bu arada geçen videoda da biri şey yazmış. Bu video biraz soruları cevapladığım bir video oldu ama genelde parkelerinde ayak izi olmuyor, dikkat ediyorum demiş. Ve birkaç kişi de beğenmiş yorumu. Evet, genelde parkelerimde ayak izi olmuyor çünkü hem sık siliyorum. Belki o yüzden olabilir. Bu arada Pronto ile siliyorum. İçine biraz yüzey temizleyicisi, bazen çamaşır suyu koyduğumda oluyor ama genelde bu şekilde siliyorum. Ve şey, bazı insanların elleri ayakları çok terler. Ama Sedat'ın benim de öyle bir problemimiz yok. Hani çorapla hep gezmek zorunda kalır insan. Ama bizim öyle bir şeyimiz yok. Bilmiyorum, belki o yüzden. Makarna. Makarna yapıyoruz. Sonra sabah tavuk çıkarmıştım. Tavuk sote yapacağım bir de. Beraber bunları yiyeceğiz. Baş. Anne kaşı. Karıştırayım mı? Ama elimde telefon var. Bir elimde de sen varsın. Anne kaşı.
Kaşıyım tamam kaşıyorum. Bu kızı. Ha onu karıştıralım hadi karıştıralım. Makarnamız pişiyor bizde. Pişmesini bekliyoruz. Kraker koydum biraz kraker yiyoruz. Afiyet olsun. Acıktın mı çok? Açım. Makarna. Makarna pişiyor. Peki sen makarna yiyecek misin? Gelsene mi anneye gel. Aşkım. İneceğim mi gel. Tavuk sotumu yapmaya başladım. Öncelikle soğanları kavurdum. Sonra biberleri attım. Aslında kırmızı biber de olsaydı güzel olur. Çünkü içinde böyle güzel gözüküyor. Ama maalesef yok. Şimdi bunları kavuracağım. Sonra salça ekleyeceğim. Burada da tavuklarımı kesiyorum. Burada da iki diş sarımsak var. Onları doğramadan koyacağım bütün olarak. Sonra yemek piştikten sonra içinden çıkartıyorum. Bazen dilimliyorum, bazen bütün atıyorum. Değişiyor yani. Nereye gidiyorsun? Makarna yiyorum. Makarna yedin evet. Peki nereye gidiyorsun şimdi? Güle güle. Güle güle o zaman. Hoş geldin. Tavşan eve geldi. Hoş geldi. Asya ile canımız kek istedi bizde. Kalktık hemen çırptık kek yaptık. Pişti. Acık soğusun da yeriz. Baba da birazdan gelir gerçi yemek yiyeceğiz. Ne oldu? Baba gelecek mi? Bu kişe okuyor. Kim? Bu kişe okuyor. Ha ezan okunuyor. Bir dinleyeyim bakayım. Şu an ezan okunmuyor ki. Selat gelirken Asya'ya balık almış. 3 tane. Su bayağı kirli oldu ama niye? O sudan aldığım şey. Adamın koyduğu su. Şuna birazcık dökelim ama. Asya görünce çıldıracak. Yemeklerimizi tabaklara koydum. Bugünkü menümüzde makarna, tavuk sote bir de şöyle havuç rendeledim. Bol zeytinyağı, limon, tuz. Bize afiyet olsun. Balık aldım. Ama düşürmeyeceksin tamam mı bunu? Ellemeyeceksin. Şu. Gel buraya gel. Bak balık aldım sana. Bak. Elleme ama tamam mı? Otur buraya. Bak oradan izleyeceksin anneciğim tamam mı? Otur izle anneciğim. İzle buradan bak. Baksana 3 tane. Bu ne? Balık. Ama düşürme elleme bunu. Bu ne? Balık kızım. Gizliğe. Yüzüyor mu balıklar? Güzel mi? Korkutma mı onları? Korkutuyorsun. Bu ne? Balık. Bu ne? Küçücükler ya. Büyütecek benim kızım onları. Ay büyüsünler hemen. Düşürmezsek var mı? Yok canım. Ben böyle bakacağı zaman böyle indiririz aslında sonra kaldırırız. Bakıyorum. Bakıyorsun evet. Aa, bu ki. Onlar balık. Onlara bir de isim bulalım. Bak izle onları. Bak korkutma. Bak gördün mü? Mamaları yiyorlar. Ne kadar atmak gerekiyor acaba? Çok atınca da şey oluyormuş ya. Tamam yeter. Aç. Dur öyle aç yok al. Tamam yeter o kadar bitti. Kız dışarı atma. Yemeklerimizi yedik. Masayı toplamam lazım ama masa bana ben masaya bakıyorum. Nasıl toplayacağımı bilmiyorum. Biraz yoruldum. Biraz uykum geldi çünkü sabah erken kalktı biraz Asya. O yüzden biliyorsunuz öğlenleri
Fırsat buldukça uyumaya çalışıyorum ama bugün uyumadım. O yüzden yemekten sonra da böyle bir ağırlık çöktü. Öğlen de bir şey yemedim. Zaten sabah da yememiştim. Bütün gün neredeyse aç gezmişim. Akşam yemeğini de biraz abarttım. Haliyle bir ağırlık çöktü. Videoyu da artık burada sonlandırıyorum. Yoruldum çünkü. Biraz dinlenmek istiyorum. Şimdi mutfağa gidip çay yapacağım. Biraz balkonda açar keyif yaparız Sedat'la beraber. Umarım yine severek izlemişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.